Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Merkez Bankası beklenenlerle paralel bir şey gerçekleştirdi ve faizleri sabit tuttu. Şimdi ne olacak, ne bitecek diye bakıyoruz. Zaten dolar endeksindeki düşüş, tahvil faizlerindeki azalışı fırsata çevirme ihtimali vardı. İki tane alternatif sunmuştum değil mi? Yani bir tanesi eğer ki bu sefer olmasa bile önümüzdeki seferde ben 100 bas puanlık bir indirim bekliyorum. %12'lere kadar. Ama şimdi bugün baktığınız zaman yaşanan olay doların kafasına biraz vurmak gibi. Şubat ayında Bitcoin'in de kendi içinde düşeceği varsayılırsa Şubat ayı kripto yatırımcıları için pek faydalı olmayacak gibi gözüküyor. Ama şöyle söyleyeyim, Türkiye'de her şey anlık olarak gerçekleşiyor. Yani Merkez Bankası toplantısı çok böyle işte dışarıda kaldı ama sonra çok bazen büyüyor, bazen iyi oluyor falan. Bunların hepsi genel olarak önümüzdeki yarın öğleden sonraya kadar dolar düşecektir. Bir de üzerine bankalardan, şimdi katılım bankalarından ve sermayelerde artışlar da istendi. Doların tepesine basmak için böyle bir şey yapıldı. Şimdi rezervlerde bir net bir artış oldu ama şöyle söyleyeyim size, 1,15'lik bir düşüş oldu. Şimdi 12,50'lere hatta 11'li seviyeleri gördüğünüzde, ben zaten bir önceki yayında ne demiştim? 11'li seviyeler görülebilir. 11,90, 11,80'lerden almak çok mantıklı. Türkiye'de genelde 2 günlük, 3 günlük adımlarla bir şeyler atılıyor. Kalıcı bir proje olmadığı için bizim dolarımız yılın sonunda bana göre 25 üzerinde kapatacak. Çünkü Kasım Aralık'ta artacak ama genel olarak 11, 12, 10.50, 10.90 gibi bantlara da inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şunu söylediğini biliyoruz. Hani yazlara kadar da, yaza kadar da iyi gelecek, biz her şeyi göreceğiz diye. Çünkü genel olarak bankaların bu sermaye arttırımlarıyla ilgili konuşuyordum. Bankalar sermaye arttırımlarını kendi ceplerinden de yapabilirler ve yani bileyim dövizlerini bozdurup da yapabilirler. Bu da aynı şeye gelecek. Bir şekilde o arttırma, o katılım bankalarındaki sermaye arttırımları dövizlerin bozulmasına neden olacak. O meblağlar daha masrafsız çıksın diye. Yoksa kredi alması lazım, açılması lazım. Niye bu yüksek faizlerde bir şey yapsın? Bugün %14'te faizi tutmuş olması rotatif kredilerde ya da işte şeylerde açıkçası pek bir düşüş olduğunu göstermiyor. Hala 24'ler, 23'ler gündemde. Alım anlamında da düşük seviyelerde. O nedenle yani burada bir dolar düşürme baskısı var. Dolar da düşecektir. Ben 11.90, 12.50'nin altında gördüğüm an hem USDT hem de dolar anlamında alırım. Daha sonrasında da daha ilerleyen zamanlarda bozdururum. Dolara ve altına çok fazla öyle bir duygusal bağ kurma gibi bir şeyim yok. Gram altın dolardan dolayı düşecektir ama Biden'ın açıklamalarından dolayı hala 1736'nın üzerine, 1826'nın üzerine onsun duruyor olması bize şunu gösteriyor ki altın da bir yükseliş eğiliminde ama bunun için çok erken, daha 1-2 gün boyunca 1830'ların, 1820'lerin üzerinde kalması gerekiyor. Ve dediğim gibi burada önemli olan da şu andaki günübirlik fikirlerle bir şey yapmak değil. Ben mesela dolar elimde olan bir dolarım olsa ekstradan bozdurmam. Çünkü 1-2 günlük düşüş beni çok fazla etkilemez. Ama siz eğer bugün dolara veya ona buna 1 günlük 2 günlük karlar için giriyorsanız maalesef ki kaybetmek zorunda kalırsınız. Çünkü çok oynak bir piyasa var. Kriptolarla ilgili de 40.000 ile 42.000 bandına sıkıştı. Ama o kadar da böyle bir kötü durum yok. Şimdi önümüzdeki dönemde dolardaki tahvil faizlerinin düşmesi, yani genel globalde doların düşmesinden dolayı gene Bitcoin'i bir düşürüp ondan sonra üzerlerindeki yükleri atabilirler. Dolar 10 liraya iner mi? Dolar 11.50'ler, 11.20'lere kadar inebilir. Ama burada biraz bankalardan destek gelmesi gerekiyor. Sadece bir merkez bankasının faiziyle olacak iş değil. Ama bunlar şu kapıyı araladılar. Bankalara da baskı yapıyorlar. Sermayeleri arttırmak için de meblağlara ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Bunlar da dediğim gibi ya altını bozacak ya dolarını bozacak. Bunlar da oralarda düşüşleri tetikler. Ama herhangi bir çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Genel olarak dolar şu anda düşüş eğiliminde. Ben elimde dolarım olsa bozdurmam. Çünkü eninde sonunda kendini toplayacak. Ama bir 10-15 gün sinirinizi bozabilir. Bunlara da bence hazırlıklı olun. O yüzden genelde zaten altcoin'lerde, üst coin'lerde, metaverse'lerde falan da siniri bozulanlar oldu. Son derece gri, baskın, böyle bayık. Dolar indiği için euroyu da yanında biraz indirir. Dövizler genelde el ele kol kola hareket ederler. Ne kadar parite etkili oluyor olsa da. Şimdi Borsa İstanbul'da bir sert artışlar görürüz.
görürsünüz. İşte biz böyleyiz, şöyleyiz falan diye. Ama genel olarak önümüzdeki bence şu anda kritik olan göze alamadıkları 3 Şubat'ta gelecek enflasyon. Çünkü Şubat ayında peak olacağını söylediler. Ve sonra da şöyle bir şey de olsun istemiyorlar eninde sonunda. Hani ya biz hem faizleri indirdik ama dolar arttı ama çünkü bakıyorsunuz Aralık ayında yapılan şeyler bile bugün Ocak'ta Şubat'ta sizin karşınıza zam olarak geliyor. Zaten zamlar bu kadar üst üste gelirken ve işte siz 1 litre motorunu 14 lira 20 kuruşa alırken Ankara'dan İstanbul'a giderken bile 5000 liralık bir benzin yakacağınız net bir şekilde görülürken, özür dilerim, İstanbul Bodrum 2 depo benzin diyor o. Bir sedanın deposu geçtiğimiz daha 3-4 ay öncesine kadar 450 liraya doluyorken bugün 950 liraya doluyorsa, o zaman zaten arkadaşlar bu faiz indirme romantizmine çok da kapılmamak lazımdı. Şimdi 3 Şubat'a gözümüzü çevirdik. O nedenle dolar 3 Şubat'a kadar bile düşmez. Yarın işte pazartesiye kadar, ama cuma akşamı öğlen 3'ten sonrasına dikkat edin. Çünkü bu düşüşten faydalanıp hafta sonu ufak bir kriz, bir açıklama, bir garip bir şey çıkarsa diye hedgelemek isteyen, kendini korumak isteyen yatırımcı yine dolar alacaktır. O yüzden bu düşüş pazartesiye kadar diyelim. Olabildiğince faydalanmakta hakkınız da var diyelim. Böyle kapatalım. Akşama doğru da bu Avrupa'daki kripto yasası ile ilgili bir şey konuşacağım. Çünkü kripto yasalarına genel olarak baktığınızda enerji üzerine gidiliyor ama ben yine 4 sene önceki termik santral kısmına çekiyorum. Çünkü termik santrallerde nasıl sanki o zaman herkes çok önemsiyorlarmış gibi konuşulurken, para önümüze çıktığında Avrupa %28 yatırımcıyı tutuyor, kripto yatırımcısını tutuyor. Onu kaybetmemek için bir bakarsınız yeşil enerji, temiz enerji, bilmem ne hiç kimsenin de umurunda olmamış. Ben bir yeşil kripto veya bir yeşil üzerinden bir şeyler sunmaya çalışan kriptoları önerirken 500 kere falan incelenmesini isterim. O nedenle zaten de böyle bir durum var. Bakalım birkaç saat sonra daha net anlaşılır piyasanın kapanmasına doğru. Ama 11'li seviyeleri gördüğüm anda ben alım yaparım. O yüzden hani bu benim kendi tercihim. Gerisini de zaten siz her zaman yatırımlarınıza iradenin sizde olduğunu unutmayarak yapabilirsiniz diyeyim. Görüşmek üzere.